Vaadeli serisinde devam ediyoruz. Vaaz 37, açık kapı, kapanmış kapı. Açık kapı, kapanmış kapı. 1844 yazında, işte güvey geliyor, onu karşılamaya çıkın diyen çağrı, binlerce kişinin Rabbin dünyaya gelişini beklemesine neden oldu. Beklenen vakit gelindiğinde İsa, bu dünyaya değil Tanrı'nın önünde bir krallık almak için gökteki tapınağın en kutsal yerine girdi. 1844 yılında. Kutsal kitapta bu krallığı alması düğün şölenine benzetiliyor. Matta 25:10 ne söylüyor? Hazırlıklı olan kızlar onunla birlikte düğün şölenine girdiler ve kapı kapandı. İsa'nın takipçileri bizzat düğün şöleninde olmuyor. Çünkü düğün nerede oluyor? Gökte. Ve imanlılar hala yeryüzündedir. O yüzden bizzat girmiyorlar düğüne. İsa'nın takipçileri ne yapıyorlar? Onun düğün şenliğinden dönmesini bekliyor. Nasıl biliyoruz? Luka 12:36'ya geçelim. Luka 12:36'ya geçelim. İsa dedi ki, düğün şenliğinden dönecek olan efendilerinin gelip kapıyı çaldığı an, kapıyı açmak için hazır bekleyen köleler gibi olun. Düğün şenliğinden dönecek olan efendilerin, yani biz bizzat düğünde olmayacağız, çünkü düğün gökte oluyor, biz onun dönmesinden dönmesinden bekliyoruz. İman yoluyla İsa'nın Tanrı'nın huzuruna gelmesini takip ediyorlar. 1844'te bizzat girmiyorlar cennette, fakat takip ediyorlar İsa Mesih kutsal yerden en kutsal yere geçmesini bekliyorlar. Bu şekilde düğün şenliğine katılıyorlar. Aslında bu gerçek yeryüzündeki tapınak sisteminde açıkça öğretilmişti. Bir slide gösterebilirsem. Bu bir maket. Musa'nın yaptığı çöldeki tapınak şu şekildeydi. Bir avlu vardı, bu beyaz perdeler ve bu avlu burada. Hayvanlara sunanlar buraya girebilirlerdi. Hayvanları burada kesildi ve kanları burada döküldü. Ve sadece ve sadece rahip bu çadırın içine girebildi. Sadece ve sadece rahipler buluşma çadırına girebilirlerdi. Görünüşte çadır hangi renkti? Bu aslında hayvan derisinden yapılan bir kapağı, siyah, simsiyah. Anlatabiliyor muyum? Neden böyle oluyor? Çünkü yeryüzündeki olaylar avlulardaki törenleri simgeliyor. Buraya insanlar bu yeryüzünde, yani İsa bu yeryüzünde kesildi, yani öldürüldü ve onun kanı İsa dirilişinden sonra nereye gitti? Cennete girdi. Sadece rahipler buraya gidebilirler. Çünkü bu çadır cennetteki olayları temsil ediyor. Ve yerdeki ve yerleri temsil ediyor. O yüzden 1844 yılında İsa bu gökteki en kutsal yerden en kutsal yere gittiği zaman
insanlar bizzat oraya gidemezler. Çünkü biz neredeyiz? Yeryüzünde. Bu şeyler cennette oluyor. Benzetmede, kandillerinde yağ olanlar düğün şenliğine katılabilirlerdi. Biz iman yoluyla İsa'nın buradan şuraya geçmesini anlıyoruz ve katılabiliriz. Yağ, kutsal ruhu simgeliyor. Gerçek imanlıların imanları, gecikme ve hayal kırıklığına dayanabildi. Fakat sadece korkudan veya heyecandan katılanların imanı sınıfta kaldı. 1844'te bazı insanlar sadece heyecan olarak yani korkudan katıldı harekete, Advent hareketine. Fakat hayal kırıklığına bir gecikme olduğu zaman onlar bütün şeyi terk ettiler ve gittiler. Düğün şenliğine katılamadılar. Güve ne söyleyecek onlara? Matta 25:12. Tabii ki biz tekrarlıyoruz geçen seferden. Güve ise size doğrusunu söyleyeyim sizi tanımıyorum dedi. Yani kandillerinde yağ olmayanlar reddedildi. Aynı gerçekleri kabul eden biz iman yoluyla düğün şenliğine katılıyoruz. Çünkü 1844 yılında İsa en kutsal yerde işini bitirdi ve çadırın yani gökteki tapınağın en kutsal yere girdi. Biz iman yoluyla katılıyoruz İsa'ya ve onun işine. O yüzden biz düğün şenliğine giriyoruz diyebiliriz. Başka bir benzetme var kutsal yazılarda bu konuda, evlilik konuda ve yargı günü ile ilgili. Matta 22'ye geçelim. Matta 22'de düğün şenliğini bir benzetme olarak kullandı İsa Mesih. Benzetmede yargı kavramını tekrar görüyoruz. Matta 22:1. Birden 14'e kadar okuyacağım. İsa söz alıp onlara yine benzetmelerle şöyle seslendi. Göklerin egemenliği oğlu için düğün şöleni hazırlayan bir krala benzer. Matta 25'te bir benzetme var ve burada da var. İki kere bu konuda konuştu en azından. Kral şölene davet ettiklerini çağırmak üzere kölelerini gönderdi ama davetliler gelmek istemedi. Kral yine başka kölelerini gönderirken onlara dedi ki davetlilere şunu söyleyin. Bakın ben ziyafetimi hazırladım. Sığırlarım, besli hayvanlarım kesildi. Her şey hazır. Buyurun şölene. Ama davetliler aldırmadılar. Biri tarlasına, biri ticaretine gitti. Öbürleri de kralın kölelerini yakalayıp hırpaladılar ve öldürdüler. Kral öfkelendi, ordularını gönderip o katilleri yok etti, kentlerini ateşe verdi. Bugünkü durum aynı. Çok insanlar ruhsal konularda çok ilgisizdir. Allah onları çağırıyor kurtuluşa ama ticaretim var. Vaktim yok bu iş için. Bazı insanlar tamam işe giriyorlar, o gerekiyor. Fakat Allah çağırıyor ve aldırmıyorlar maalesef. Sonra kölelerine şöyle dedi. Kölelerine, düğün şöleni hazır ama çağırdıklarım bana layık değilmiş. Gidin yol kavşak larına kimi bulursanız düğüne çağırın. Böylece köleler yollara döküldü. İyi kötü kimi buldurlarsa hepsini topladılar. Düğün yerine yeri konuklarla doludu. Düğün yeri konuklarla doldu. Kral konuklara görmeye geldiğinde
orada düğün giysisini giymemiş bir adam gördü. Ona, arkadaş, düğün giysisi giymeden buraya nasıl girdin diye sorunca adamın dili tutuldu. O zaman kral uşaklarına, şunun ellerini ayaklarına bağlayın, dışarıya karanlığa atın dedi. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. Çünkü çağrılanlar çok ama seçilenler azdır. Kral konukları görmeye geldi. Ne yaptı oraya girince? Girdi, bakıyor. Ha, orada bir adam vardı. O eksiği neydi? Dün giysisi giymemiş bir adam gördü. Demek kral bir inceleme yapıyor. Allah hepimizi kurtuluşa, yani İsa'nın kralıyla krallığını alması bir düğüne benzetiliyor. İsa bir krala kalacak. Tamam, kim layık olacak? Kim sonsuz yaşama kavuşacak? Kral ilk önce davet ediyor ama insanlar gelmek istemiyorlar. Din konusunda ilgileri yok. Çağırıyor. Bazı insanlar geliyor, tamam ben geliyorum diyor. Fakat bir inceleme var. Düğün giysisini giydi mi? Bu inceleme yargı günü simgeliyor. Peki düğün giysisi nedir? Kutsal kitap cevap verecek. Vahiy 7, 13, 14'e geçelim. Vahiy kitapçığına 7, 13, 14. Görüyoruz. Kutsal kitap çok simge kullanıyor, imgeler kullanıyor ve her şey bir yerde değildir. İncelememiz lazım. Burada bir parçası alacaksınız. Şuradan bir parçasını alacaksınız. Beraber koyuyoruz. Ondan sonra öğretiler o şekilde yürüyor. Düğün giysisi nedir? Vahiy 7, 13-14. Bu sırada ihtiyarlardan biri bana sordu. Beyaz kaftan giymiş olan bu kişiler kim? Nereden geldiler? Sen bunu biliyorsun efendim dedim. Bana dedi ki bunlar o büyük sıkıntıdan geçip gelenlerdir. Kaftanlarını kuzunun kanıyla yıkamış, bembeyaz etmişlerdir. Yani genelde bir kaftanı, bir giysiyi temizlemek istiyorsan kan kullanmıyorsun değil mi? O yüzden bunu ne simgeliyor? Günahlarımızı temizliyor İsa'nın kanı. İsa'nın kanı günahlarımızı temizliyor. O yüzden bu beyaz giysiler İsa'nın kanıyla yıkanmış karakterimiz. Kuzunun kanıyla yıkamış, bembeyaz etmişler. Yani bembeyazlık, yani günahsızlık demek. O yüzden nasıl günahsızlığı giyebiliriz? İsa'nın günahsızlığı bize aktarabilir iman yoluyla. Bu aynı fikir geliyor Vahiy 19, 7-9. Tekrar bir düğün benzetmesi var. Vahiy 19:9. Sevinelim, coşalım, onu yüceltelim. Çünkü kuzunun düğünü başlıyor. Kimin? Kuzunun. Kuzu kim? İsa Mesih. Gelini hazırlandı. Gelini kim? Yeni Yeruşalim. Ve Yeni Yeruşalim imanlıların, yani başkenti ve temsilcisi olarak. Gelini hazırlandı, giymesi için ona temiz ve parlak ince keten giysiler verildi. İnce keten neyi simgeliyor?
kutsalların adil işlerini simgeler. O yüzden bazı insan, herkes cennete gitmek istiyorlar, değil mi? İsa kendi doğruluğunu sunuyor insanlara, bedava. Sadece iman yoluyla kabul ediyoruz. Fakat bazı insanlar giymek istemiyorlar. Adam düğüne geldi ama giysini giymedi. Ne demek? İsa'nın karakterini almadı. Anlatabildim mi? Nasıl karakterini alıyoruz? İman yoluyla kutsal ruh içimize geliyor, bizi değiştiriyor. Ondan sonra bir iyilik kaynağı içimizde yaşıyor. Ve iyi işler yapıyoruz imanlılar olarak. Yargı günü. Yargı günü gerçek imanlıları sahte imanlılardan ayırıyor. Yargı günü ne yapıyor? Gerçek imanlıları sahte olanlardan ayırıyor. Gerçek imanlılar İsa'nın doğruluğunu giyenlerdir. Çok kişi gerçeğin kavramına katılırlar. Evet, ben inanıyorum diyorlar. Fakat bunu içtenlikle benimsemezler. Vaftiz olurlar ama kutsal ruh içlerine almazlar. Ve hayatları değişmez. Değişiklik yok hayatlarında. Ana günahlarını tekrar işlerler. Allah'ın yasasını devamlı olarak çiğnerler. Fakat gerçek imanlıların iyi işleri vardır. Göreceksiniz, biri gerçekten yeniden doğursa onun hayatında değişiklikler göreceksiniz. Hayatları farklıdır. İsa'yı severler ve aldıkları müjdeyi başkalarıyla paylaşıyor. Tanrı'nın buyruklarını yerine getirirler. 1. Yuhanna 3:24. 1. Yuhanna 3:24. Tanrı'nın buyruklarını yerine getiren Tanrı da yaşar. Tanrı da o kişi de yaşar. İçimizde yaşadığını bize verdiği ruh sayesinde biliriz. Yani Hristiyanlık, gerçek Hristiyanlık sadece bir kural listesi, öğreti listesi değildir. Gerçek bir eylem, bir olay içimizde kutsal ruh hayatımızı değiştiriyor. Tanrı'nın buyruklarını yerine getiren Tanrı da yaşar, Tanrı da o kişi de yaşar. Çok kişi bana, David, kutsal kitap imanlıların yargılanmayacağını söylüyor. Ne demek bu yargı günü? Yargı günü imanlıları ilgilendirmez diyorlar. Bu gerçek mi? Bu doğru mu? Gerçekten kutsal kitap imanlıların yargılanmayacağını mı söylüyor? İlk olarak kutsal kitap bunun yanlış olduğunu açıkça gösteriyor. Bir bakalım. 2. Korintliler 5:10. 2. Korintliler 5:10. Paulus Korintlilere, yani bir kiliseye yazı yazıyor, bir mektup yazıyor ve şöyle söylüyor: çünkü bedende yaşarken gerek iyi gerek kötü yaptıklarımızın karşılığını almak için hepimiz Mesih'in yargı kürsüsüne önüne çıkmak zorundayız. Çoğu şekilde. Biz yargılanacağız. 1. Petrus 4:17. 1. Petrus 4:17. Çünkü yargının Tanrı'nın ev halkından başlayacağı an gelmiştir. Nerede başlayacak? Nereden? Ev halkından. Yani ilk olarak yargılanan kilise olacak. Çünkü gerçeği biz biliyoruz.
gerçeği biz biliyoruz. O yüzden biz sorumluyuz. Biz bizim sorumluluğumuz daha yüksek. Fakat neden insanlar bana gelip ya David Hristiyanlar yargılanmayacak diyorlar? Neden söylüyorlar? Yuhanna 5:24'e geçelim. Yuhanna 5:24. Önemli bir ayet. Ve yani içtenlikle insanlar soru soruyorlar. Cevap vermek istiyorum. Doğru bir, önemli bir soru. Biz hor görmüyoruz sorulara. İsa konuşuyor Yuhanna 5:24'te. Size doğrusunu söyleyeyim. Sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz. Ölümden yaşama geçmiştir. Tamam. Bir yandan bir iki ayet yargılanacağızı söylüyor. Fakat bir yandan İsa dedi ki yargılanmaz. Ne oluyor? Bir tercüme sıkıntı var burada. Burada fiil olarak çevrilen kelime yargılanmaz Grekçe'de bir isim olarak gözüküyor. Bu kelime krisis, aslında Grekçe'de krisis. Ama yargı demek olabilir, bir de mahkumiyet de olabilir. Tercümanımız ne koymuş? Yargı koymuşlar. Tamam, mahkumiyet koyalım çevirine ve nasıl geliyor? Size doğrusunu söyleyeyim. Sözümü işitip beni gönderene iman eden sonsuz yaşama vardı. Böyle biri mahkumiyet, yani hüküm giymeyecek, ölümden yaşama geçmiştir. Bu doğru. Bu doğru. İsa'yı Rab ve kurtarıcı olarak kabul eden herkes yargı gününde bembeyaz giysileri olacak. Allah'ın önünde tertemiz olacağız. Neden? Çünkü İsa'nın doğruluğu bizim için bizim günahlarımızın yerine oturuyor. İsa bizim için mükemmel hayatını sunuyor. İmanlılar için yargı gününde mahkumiyet olmayacak. İsa'nın günahsız hayatı bizim yerimizde duruyor. Bu doğru. Ama yargılanacağız. Neden? Çünkü gerçek imanlılar sahte imanlıların arasında bir fark var. Sahte imanlılar gerçekten cennete girmeyecek. O yüzden yargı olacak. Fakat gerçekten İsa Mesih'in senin kurtarıcın olursa, iman yoluyla kutsal ruh içinde yaşıyorsa, yargı gününde tertemiz olacaksın ve bunu bilebilirsin şu an. Son derece önemli. Gerçekten kutsal ruh içinde yaşıyor mu? Bilemezsen, bilmiyorsan yanlıştır. Neden Yuhanna kitabını yazdı? Bilmemiz için. Bilmemiz için. O yüzden şimdi, burada, bu dünyadayken bile güvencimiz olabilir Allah'ın önünde. O yüzden Hristiyanlar coşuyor. Güvencimiz var. Kutsal ruhunu bize verdi. İsa gelmeden önce kimin İsa'nın kazandığı erdemleri almaya layık olduğunu tespit etmek için yapılan yargıya araştırıcı yargı diyoruz. Çünkü dediğim gibi Grekçe'de yargı kelimesi infaz olabilir ya da araştırıcı inceleme, araştırıcı yargı olabilir. O iki kavram aynı kelimede. O yüzden hangisinden bahsediyoruz? Biz İsa gelmeden önce kral şölene girdi. Kim İsa'nın doğruluğunu giyiyor? Bir inceleme yapıyor. Bu araştırıcı yargı diyoruz buna. İsa'nın göklerdeki araştırıcı yargı işi
bu dünyaya gelmeden önce onun son işidir. İsa gelmeden önce o işi yapacak, o bitince buraya geliyor. İsa bu işi bitirince merhametin kapısı kapanmış olacak. Başka bir kurtuluş fırsatı olmayacak. Kurtuluş günü ne zaman? Kurtuluş günü ne zaman? Bugün. Bugün karar verebilirsiniz. Bugün İsa Mesih Rab'be kurtarıcı olarak kabul edebilirsiniz. Sen de rahat olabilirsiniz içinde. Matta 25, 10. Ne var ki? Onlar yağ satın almaya giderlerken, yağsız olanlar, güvey geldi, hazırlıklı olan kızlar onunla birlikte düğün şölenine girdiler ve kapı kapandı. Merhamet sonsuza dek sunulmuyor. Sunulmuyor. Kapı kapandı. Düğün şenliğine girme zamanı şu an arkadaşlar. Kandilleri yağsız insanlar gibi olmayın. Kapı açıkken girin. Vahiy 3:7'de ilginç bir ifade var. Vahiy 3:7. Oraya geçelim. Üç, yedi, sekiz. Philadelphia'daki kiliseye, Philadelphia'daki kilisenin meleğine yaz. Kutsal ve gerçek olan Davut'un anahtarına sahip olan açtığını kimsenin kapamadığı, kapadığını kimsenin açamadığı kişi şöyle diyor. Yaptıklarını biliyorum. İşte önüne kimsenin kapamayacağı açık bir kapı koydum. Gücünün az olduğunu biliyorum. Yine de sözüme uyduğun adımı yadsımadım. Açık kapı var. Kapanmış bir kapı var. Açık olan var. Kapanmış olan var. İster İsa'dan önce, ister İsa'dan sonra olsun. Fark etmez. Kurtuluş hep iman yoluydur. İsa'dan önce, İsa'dan sonra. Tek kurtuluş yolu iman. Hayvanların kanı günahları ortadan kaldırmaz. İbranilerde açıkça konuşuluyor. Yahudiler Rabbin talimatıyla Rab buyruk verdi. 1500 yıl boyunca hayvan kurbanlarını tapınağa götürüp sundular. Bu yaptıkları doğru bir işti. Doğru. Çünkü hayvan kurbanları İsa'nın geleceğine ve kurban olacağına işaret ediyordu. Ama simge. Gerçek bir şey değildi. Günahları ortadan kaldırmadı. Hayvan kurbanları sunmak bu gerçeğe iman ifadesiydi. Ve Rab bunu kabul ederdi. İsa gelecek. Hayvan kesiyorsunuz. İmanını gösteriyorsunuz bu şekilde. Rab bunu kabul etti. İsa'dan önce iman ifadesi olarak hayvan kurbanları sunmak kurtuluşa açılmış bir yoldu. Rab kabul etti, ederdi bunu. Fakat gerçek kurban olan İsa geldiği zaman hayvanları kurban etmek yerini tamamen kaybetti. Tekrar söylüyorum. Gerçek kurban olan İsa geldiği zaman hayvanları kurban etmek yerini tamamen kaybetti. Hayvan kurban etmeyi sürdürmek, İsa'yı gerçek kurban olarak reddetmek imkansızlık demektir. İsa geldi, gerçek günahları ortadan kaldıran İsa Mesih geldikten sonra oraya girip bir hayvan mı sunacaksınız? Allah bunu kabul edecek mi?
Hayır, imansızlık. O zaman hayvan kurbanları sunmak bir iman ifadesi olarak kabul edilmez oldu. O kapı kapandı. Gerçek kurban geldi ve ona iman etmemiz lazım. Hiç kimse yeni bilgiyi, yeni anlayışı, yeni görevleri reddederek Rab'be yaklaşamaz. Bu son derece önemli. Tekrarlayayım. Hiç kimse yeni bilgiyi, yeni anlayışı, yeni görevi reddederek Rab'be yaklaşamaz. Mümkün değil. İsa'yı Rab ve kurtarıcı olarak reddeden Yahudiler, hayvan kurbanları sunarak merhamet ve kurtuluş bulamadılar. Rab onları kabul etmez oldu. Bitti o iş. Açık kapı İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmekti. Yeni bir dönem. Yeni bir dönem. İsa dirilişinden sonra aşağı yukarı 1800 yıl boyunca Gotik tapınaktaki kutsal yerde arabuluculuk yapıyordu. İmanlılar için bu açık kapıydı ve merhamet buldular bu şekilde. Fakat 1844 yılında başka bir şey oldu. İsa o görevi bıraktı, başka bir yere gitti. Nereye gitti? En kutsal yere girdi. Yeni gerçekler, yeni görevler ortaya çıktı. Hiç kimse bu yeni gerçekleri ve görevleri reddederek Rab'be yaklaşamaz. O kapı kapandı. 1844'te Rab sözüne ışık tutuyordu ve imanlıların bunu kabul etmeleri gerekiyordu. Fakat sözde imanlılar mesajı reddettiler. 2300 yıl peygamberlik sözünü reddettiler. Yıl gün ilgisini reddettiler. En çok. 1844'te işte güve geliyor onu karşılamaya çıkın diyen çağrıyı reddedenler tıpkı Yahudiler gibi biz ve adalarımız yüzyıllar boyunca yaptığımız gibi merhamet bulduk ve iman ettiğimiz gibi devam edeceğiz. Rab bizi kabul edecek. Yeni bir gerçeği inceleyip kabul etmemize gerek yok dediler. Bu son derece yanlıştı. Babam böyle inandı. Dedem böyle inandı. Ben de inanacağım. Yeni bir şey gerek yok diyorlar. Kutsal kitap bir örnek veriyor bu konuda. Leviler 16. 17'ye geçelim. Leviler 16-17. Hatırlıyorsunuz. Kurban sistemi, çardak, tapınak sistemi örneklerdi. Gerçekleri gösteren örneklerdiler. Leviler 16-17. Yargı günü, kefaret günü ile ilgili Rab şu talimatı verdi. Harun kendisi ailesi ve bütün İsrail topluluğunun günahlarını bağışlatmak için en kutsal yere girdiğinde dışarı çıkıncaya kadar buluşma çadırında hiç kimse bulunmayacak. Bu bir tören ama törenin içinde anlam var. Anlatabildim mi? Başrahip en kutsal yere girince hiç kimsenin buluşma çadırının ilk bölümün olan kutsal yerde olmaması gerekiyordu. Neden? Bu tören neden Rab bu küçük bir talimat verdi? Kimse orada olmasın. Başrahip başka bir iş yapıyordu. Başrahip en kutsal yerdeyken imanlıların özel görevleri vardı. Bu görev neydi? Leviler 23-27. Leviler 23-27. Rahip en kutsal yerden en kutsal yere geçtiği zaman özel bir kefaret günü işlerini yaparken dışarıda bekleyen imanlıların ne yapmaları gerekiyordu? Leviler 23-27.
Yerinci ayın 10. günü, kefaret günü, günahların bağışlanma günüdür. Kutsal bir toplantı düzenleyeceksiniz, isteklerinizi denetleyecek. Rab için yakılan sunacaksınız. Levililer 23-29. O gün isteklerini denetlemeyen herkes halkın arasından atılacaktır. Bu son derece önemli bir şey. Bütün yıl boyunca hayvanların oraya girip sunabilirsiniz. İtiraf edebilirsiniz. Ya Rab, Ya Rab dua edebilirsiniz. Fakat yargı gününde isteklerini denetlemeyenler kabul edilmeyecektir. Reddedilecektir. Kefaret günü isteklerini denetlemeyen halkın arasından atılacaktı. İsa göklerde en kutsal yeri temizlerken, günahları çıkarken bizim işimiz nedir? Karşılıklı olarak biz ne yapıyoruz? Başrahibimiz İsa Mesih en kutsal yerde. O tapınağından günahları çıkarıyor. Bizim işimiz karşılığı olarak ne söylüyoruz? Bugün set konuşmalarımızda biz konuştuk. Bedenimiz nedir? Allah'ın tapınağı. Neden? Çünkü 1. Korintliler 6:19 söylediği gibi bedeninizin Tanrı'nın aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Kutsal ruh içimizde yaşadığı için bizim bedenimiz bir tapınak. Bedenimiz bir tapınaktır. İsa Mesih gökteki tapınağı temizlerken karşılıklı bir iş yapmamız lazım. Burada günahları hayatımızdan silip atmamız lazım. Ve bu işi yapmayan halkın arasında dışlanacaktı. En kutsal yerden parlayan yeni gerçekler de ortaya çıkacaktı. Gelecek sefer biz konuşacağız. İsa Mesih en kutsal yere gittiği zaman boşuna gitmedi. Bu sadece bir laf, bir tören değildir. Bir şey yapıyor. Yeni gerçekler ortaya çıkacak. Yeni görevler ortaya çıkacak. Ve bunları karşılamamız lazım. Fakat çok kişi, Yahudiler gibi, yeni bir gerçeği inceleyip kabul etmemize gerek yok diyor. Hayatım boyunca iman ettiğim gibi Rab beni kabul ediyor ve kabul etmeye devam ediyor. Bir laf. Nasıl biliyorsunuz seni kabul edecek böyle? Hayır, kutsal kitap öyle söylemiyor. İnsanlar beni yeni şeylerle rahatsız etme diyorlar. Benim imanım yerimde. Yanlış. En kutsal yerden parlayan ışık size gelince iman yoluyla kabul etmeniz lazım. İsa kutsal yerde değildir artık. İsa en kutsal yerdedir. Ve oradan çıkan gerçeklerle ve görevlerle sorumlusunuz. Sorumlusunuz. Eski kapı kapandı. Eski kapı kapandı. İsa'nın en kutsal yerde yaptığı işine karşı kendi istekleriyle bilgisiz kalanlar ve ilgisiz olanlar dün şenliğine giremezler. Çünkü mevcut bir gerçeği, mevcut bir görevi reddediyorlar. Biz gerçeği yeni olsun, eski olsun, reddederse Allah'ın önünde temiz olamıyoruz. Bu kadar basit. Kandillerinde yağ yoktur. Artık onlara kurtuluş kapısı kapanmıştır. Rabbin verdiği uyarıyı reddetmek son derece tehlikeli bir durumdur. Rab, Nuh'un zamanında bir uyarı verdi. İmanlılar gemiye bindi ve kapı kapandı. Mesajı reddedenler tufanda yok oldular. Kapı kapandı.
Zaman bitti. Sodom ve Gomorra'ya bir ikaz gönderildi. İkazı reddedenler ateş içinde yok oldular, mahvoldular. İsa'yı reddeden Yahudiler de kabul edilmediler. Kutsal kitap ne söylüyor? İsa dedi ki, bakın eviniz ıssız bırakılacak. Yahudiler bir grup olarak reddedildi. Günümüzde Rab bize uyarılarla birlikte yeni görevler de gönderiyor. Bunlar mevcut gerçeklerdir. Fakat pek çok sözde imanlılar bunları da reddediyorlar. Kutsal kitap ne söylüyor? Çok ciddi bir ayet. 2. Selanikliler 2.9-10. 2. Selanikliler. Yasa tanımaz adam her türlü mucizede yanıltıcı belirtilerle harikalarda ve mahvolanları aldatan her türlü kötülükte sergilenen şeytanın etkinliğiyle gelecek. Ciddi. Mahvolanlar gerçeği sevmeye ve böylece kurtulmaya yanaşmadıklarından mahvoluyorlar. İnsanlar neden mahvoluyorlar? Gerçeği sevmiyorlar. Aramıyorlar. Allah'ın yüzünü aramıyor. Gerçeği aramıyor. Allah onları mahvediyor mu? Hayır, kendilerini mahvediyorlar. Neden? Reddediyorlar gerçeği. Rab ne yapıyor onlara? Rab onları sevdikleri yalanlara baş başa bırakıyor. Gerçeği öğrenmek sadece entel bir tatbikat değildir. Ruhsal bir şey. Çünkü insanlar itaat etmezlerse, yüreklerinde hayır ben yapmayacağım deyince Allah onlara bilgelik, ışık vermez. Anlayamıyorlar. Sadece yalanlara katılıyorlar. On birinci ayeti falan yazmadığım kağıtların. İşte bu nedenle Tanrı yalana kanmaları için onların üzerine yanıltıcı bir güç gönderiyor. Gerçeği sevmedikleri için mahvoluyorlar. Allah onları kendi sevdikleri yalanlara baş başa bırakıyor. 1844'ten hemen sonra Rab imanlılara büyük bir gerçeği ve görevi açıkladı. Gelecek sefer bu yeni görevi, bu yeni gerçekleri açıklayacağım size. Açıklamaya başlayacağım. Ve bu gerçekler ve bu görevleri sizi ilgilendiriyor. Biz sorumluyuz bu işe. Sorumluyuz. Gelecek sefer konuşacağız. Bugünkü programımıza hoş geldiniz. Bugün size çok özel bir hediyemiz var. Allah ve Şeytan Arasındaki Savaş. Allah ve Şeytan Arasındaki Savaş kitabımız bu savaşın nasıl başlayıp nasıl biteceğini anlatıyor. Ve sizin için çok bereketli olacağından eminiz. Eğer bu kitabı ücretsiz olarak almak isterseniz, lütfen adınızı ve adresinizi ekrandaki e-posta adresine gönderiniz. Böylece bu kitabı alabilirsiniz. Sizden haber bekliyoruz.